tam zamanlı çalışanlar, Avrupa'da yardım alanlar, Türkiye'de paralarını yatırmışlar, maaş almayanlar. Bu fonlar çok önemli. Bunları doldurmak zorundasınız. Bu yasa gelmeden önce doldururlarsa, senin evet. dediğin gibi müracaat yaparlarsa, o zaman bu tam zamanlı çalışma ve burada yatırılan paraları alabiliyor. Ve şöyle bir şey var Eren Bey. Bakın evet, evet. şu anda ortalama 30-35 bin eurolarda bir şey ödemeleri gerekiyor. Artıyor şu an. Hürriyet gazetesinden bahsettiniz. O gazetenin de detaylarına göre bu çıkan borçlanmanın hepsini ödemek zorunda değiller. Azar azar. 50 euro paran ödesin, kadar. 100 euro ödesin, 200 euro ödesin. Paran vatandaşın kadar. Cebinde arttırdığı ne para varsa onu ödesin Eren Bey. Tamam Ümit Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. 200 TL. Değil mi? Eren Bey bir gün satın alır, 50 lirada para kalır. Bir gün satın alın. Yasa çıkmadan önce bir gün satın alın. Ama bir tane daha çıkartın, 2 gün satın alın Eren Bey. Tamam bir tane daha çıkartayım. Seni kıracağım. Bakın 2 gün. 2 gün satın aldı. 300 TL'ye 2 gün satın alın. Bu yanında da bu formları doldurup müracaat yapın. Böylelikle yeni gelecek yasadan fayda